Merhaba dostlar. Bu akşam şunları konuşmayı planlıyoruz. Acaba bu yüz yüze eğitimde, yeni eğitim modelimizde diyelim, kullanacağımız öğretim yöntem ve tekniklerinin sıkıntıları olabilir mi? Olursa bunlar neler olabilir? Veya sınıf içerisindeki yüz yüze yapmış olduğumuz eğitimlerdeki değişiklikler acaba neler olacak? Bu değişiklikler bize nasıl yansıyacak? Acaba biz yeni sisteme ayak uydurabilecek miyiz gibi konuları ele almayı düşünüyorum. Örneğin yapılandırmacı yaklaşımın önemli yöntemlerinden birisi olan yaratıcı dramayla başlayalım. Yaratıcı drama biliyorsunuz oyunlara önem veren, çocukların tiyatral yeteneklerini ya da öğrencilerin tiyatral yeteneklerini ön plana çıkaran ve konunun o şekilde öğretilmesi gerektiğini düşünen bir yöntem. Dolayısıyla acaba yaratıcı drama yöntemi kullanılırken biz bu yeni sistemde sıkıntılar çeker miyiz? Ya da yaratıcı drama yöntemini kullanabilir miyiz bir kere? Orası önemli bir soru. Örneğin giriş basamağındasınız. Yaratıcı dramanın ilk basamağıdır ya da ısınma basamağıdır. Göz teması yaptıracaksınız ve çocuklara merhaba getireceksiniz. Nasıl olacak? Yani bu önemli bir sıkıntı gibi gözüküyor. Herkes kameralarını açıp hadi bakayım şimdi kameralarınızı açın göz teması yapın mı diyeceksiniz. O göz yapmış olduğumuz o göz teması acaba yeterli bir iletişimi sağlayacak mı? Çünkü yaratıcı dramada ısınma basamağının amacı çocukların birbirine alışmasını sağlamaktır. Bu alışmayı sağlayabilecek miyiz? Kaldı ki oyunlar basamağı veya doğaçlama basamağında, oyunlar basamağında, oluşum basamağında, en son basamaktaki değerlendirme basamağında mutlaka grupça aktivitelerin ve oyunların olması gerekiyor. Bunların nasıl yapılacağı bile bir soru işareti. Dolayısıyla yaratıcı drama sanki biraz kullanılabilirliği açısından bu uzaktan eğitim modelinde biraz zor gözüküyor. İstasyon tekniği bir diğer sıkıntı yaşayabileceğimiz durumlardan birisi olabilir mi acaba? Ne dersiniz? Örneğin bir aktivite uyguluyorsunuz istasyon tekniğinde. Belli bir süre verdiniz. 3 dakika diyelim ki. A istasyondakiler 3 dakika sonra B istasyondakine verecek o aktiviteyi. Daha sonra onlar 3 dakika sonra C istasyonuna verecek. Bu şekilde istasyon gezecek o aktivite. Ve bir süre sonra tamamlanmasını bekliyorsunuz. Peki o istasyonu kurabilecek miyiz? Kuracağız ama nasıl çalıştıracağız? Ciddi soru işareti olarak gözüküyor. Yani Vygotsky'nin sosyal öğrenme kuramına da sanki bir böyle bir ya da sosyal konstruktivist kuramına da bir darbe vurmuş gibi gözüküyor. Çünkü Vygotsky işbirlikçi öğrenme, işbirlikçi öğrenme, işbirlikçi öğrenme yani rekabetçi değil işbirlikçi bir öğrenmeyi savunan bir insandı. Mesela yine işbirlikçi öğrenme yönteminin içerisinde kullanılan jigsaw tekniğinde mesela bir kişiyi eğitiyorsunuz, diğer gruba göndereceksiniz. Nasıl olacak? Ya da Zoom gibi, Skype gibi uygulamaların içerisinde bu işi yapmak biraz zor gibi gözüküyor sevgili dostlar. Bir diğeri soru cevap örneğin. Soru cevap yöntemini kullanıyorsunuz veya tekniği de diyebilirsiniz. Bu, ders boyunca kullanılması da iyi yöntem. Dersin herhangi bir aşamasında kullanılırsa teknik olarak ele alınabiliyor bu soru cevap. Örneğin fotosentez hakkında ki düşüncelerinizi söyler misiniz diye sordunuz. Diyelim ki bu yüz yüze olsun böyle bir eğitim ve soru cevap yapacaksınız, yapıyorsunuz. Fotosentez hakkında ne söyleyebilirsiniz arkadaşlar diye sordunuz. Ve dersin en böyle sessiz veyahut da katılmakta böyle sıkıntı çeken öğrencisine yöneldiniz. Hadi bakayım Ahmet sen de konuş diyebiliyordunuz. Şimdi nasıl olacak? Görebilecek misiniz? Hele bir de kameralar kapalıysa. Çünkü benim yapmış olduğum derslerde biraz kamerayı açma konusunda sıkıntılar görüyorum. Konuşturmakta bazen zorlanabiliyorum öğrencilerim. Belki de ben iyi soramıyorum. O, benden de kaynaklı olabilir ama açtırdınız diyelim ki tüm herkesin yüz ifadelerini görebiliyorsunuz ama acaba o sınıftaki his alabilecek misiniz? Yani o çocuğun gerçekten de derse katılmak da sıkıntı çektiğini anlayabilecek misiniz bu online sisteme? Bu belki soru işareti olabilir. Sistem, ben matematik, mühendislik ve teknolojinin entegrasyonu ve derslerin bu şekilde öğretilmesini sağlayan bir model.
özellikle fen derslerinde fene teknolojinin mühendisliği ve matematiğin bağlanmasını ya da entegre edilmesini istiyorlar fen bilgisi öğretmenlerinden. Peki mühendislik becerisinde grup çalışması gerek olsa bunu o anda sınıf içerisinde gerektiğinde yapabiliyorduk. Peki o anda ders esnasında yapabilecek miyiz? Yine benim kuşkularım var sevgili dostlar. Örneğin altı şapka tekniğini kullanacaksınız. Sınıf içerisinde olsa belki şapkaları getirdiniz. Kırmızı şapka, sarı şapka, mavi şapka, siyah şapka, beyaz şapka. Hangisinde hangi görevler olduğu belli. Belki bir ekibe oynattınız. Daha sonra diğer ekibe oynayacaksınız. Şapkaları değiştirebiliyordunuz yüz yüze eğitimde. Ama burada nasıl olacak? Güldür Güldür'de bir sahne vardı. Böyle konuşmaları resmetmişlerdi. Bu örneğin Twitter konuşmaları veyahut da belki Twitter konuşmalarıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir konuşan kişi diğer kişiye kolunu uzatarak böyle dokunabiliyordu. Bizim böyle bir şansımız da yok. Dolayısıyla altı şapkada "al bakayım şu kırmızı kapı, şimdi sen giy" diyebilecek miyiz? Gibi soru işaretlerim var. Sınıf yönetimi yine enteresan. Düşünsenize eskiden "oğlum hadi bakayım sessiz ol da beni dinle, bak benden bir şeyler kazanabilirsin" diye çocuğa müdahale edebiliyorduk. Şimdi ne diyeceğiz? "Mehmet Bey lütfen odaya girmeyin çünkü çocuğun ders dinliyor" mu diyeceğiz acaba? Ya da demeli miyiz? Gibi sınıf yönetimiyle ilgili de bazı değişik düşüncelerim var. Bir diğeri mesela bizim derslerimizde çok yaşanıyor. Birisi hapşırıyor. Hepimiz birlikte "çok yaşa" diyoruz. Burada nasıl diyeceğiz? Bak, bir takım sıkıntılar oluyor. Ben buradan "çok yaşa" desem bile 2 dakika sonra çocuk oradan "teşekkür ederim" diyebiliyor. Yani gecikmeler yaşanabiliyor. Böyle olursa acaba dersler ne tür durumda olabilir? Bunu düşünebiliriz. Bir diğeri mesela birisi içeri girdiği zaman herkes bir şöyle bakıyor, süzüyor. Siz ders anlatmaya çalışıyorsunuz, konsantrasyonlarını bozmak istemiyorsunuz. Giren sessizce mesela gitsin yerine otursun derdindesiniz ama herkes mutlaka bir kapıdan yeni geç gelen öğrenciye bir odaklanabiliyor ne yazık ki. Yani yüz yüze eğitimde böyle bir durum vardı. Ama şimdi nasıl olacak? Zoom veya işte Skype gibi yerlerden ders yapıyorsunuz. Ne olacak? Alttakine "hoş geldin" mi diyecek? Ya da işte yukarıdakine "merhaba" mı diyecek? Gibi böyle değişik düşüncelere sahibim. Geç gelenlere bazen farklı uygulamalar var. İşte şöyle şeyler duymuştuk. Yani içeri almayan hocalar. Acaba şimdi geç gelenleri "almıyorum" dersek böyle bir uygulama yaparsak acaba bunun sıkıntıları olacak mı gibi ya da çocukların motivasyonunu bozma anlamında yine sıkıntılar olacak mı? Yine bu da enteresan gözüküyor. Dolayısıyla yeni sistemde devam edersek bu uzaktan eğitimde şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Bu sıkıntıları aşacak öğretim yöntemlerinin, stratejilerinin, tekniklerinin veya sınıf yönetiminin ölçme değerlendirme stratejilerinin de revize edilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü her zaman söylüyorum ben programlarımda ya da konuşmalarımda, derslerimde bilimsel bilgi değişebilen ve gelişebilen bir yapıya sahiptir. Bunların da çağın gereklerine ayak uydurması gerekiyor. Çünkü bilim ihtiyaç olduğu zaman değişebilen ve gelişebilen bir yapıya sahiptir. Tabii bunlar olumsuzluklardı. Yani ben olumsuzlukları konuşmaya çalıştım. Sizlerin de acaba bu yeni eğitim modelinde olumlu açıdan baktığınız zaman neler olabilir? Ya da böyle güzel tarafı da var hocam. Bak şu da olabilir. Siz bunu hiç düşünmemişsiniz dediğiniz yerler neler olabilir? Bunları da sizden yorumlarda bekliyorum sevgili dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.